Zeliha Hanım, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hakim Hanım, müvekkilim aldatılmış ve onuru zedelenmiş bir kadın olarak hala karşı tarafın ilişki yaşadığı kadın tarafından rahatsız edilmektedir. Maddi ve manevi tazminat talebimiz sabit olmakla birlikte tarafların boşanmasını talep ediyoruz. Peki siz kabul ediyor musunuz? Hakim Hanım, izin verirseniz müvekkilim konuşmak istiyor. Buyurun. Yine başlayacak şimdi yalanlarına, ben karımı aldatmadım, ben karımı seviyorum diye. Sayın Hakim, karşı tarafın ihanet iddialarını kabul etmiyorum. Ama Yıldız Hanım'ın maddi manevi tüm tazminat talebini kabul ediyorum. Yeter ki beni bu ahlaksız ve yalancı kadından kurtarın. Şimdi benden ne istiyorsa alsın. Sonra ben ona tazminat davası açacağım. Ne? Ne diyor bu? Anlamıyorum. Anlamadım. Boşanmak istemeyen taraf siz değil miydiniz? Müvekkilim son birkaç gün içinde edindiği bilgilerden yola çıkarak karar değişikliğine gittim. Bir dakika, bir dakika ya. O ne demek? Sen ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Sen suçunu örtmek için bana iftira mı atıyorsun? İftiraymış. Söylesene. Aranızda konuşmayın. Sayın Hakim, ben bu kadınla bir dakika daha evli kalmak istemiyorum. Ne istiyorsa alsın. Bir tek oğlumuz için müşterek velayet talebimiz olacak. Ben söylediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Yıldız Hanım, sakin olun. Nasıl sakin olayım ya? Resmen kendi suçunu örtmek için bana iftira atıyor. Sessizlik. Duruşmayı 2 hafta sonraya erteliyorum. O zaman zarfında aranızdaki meseleyi halledin ve öyle gelin. Sen beni neyle suçluyorsun ya? Yıldız Hanım, lütfen sakin ol. Neyle suçladığımı çok iyi biliyorsun. Sakın oyun oynamaya kalkma benimle. Abi ben yengeyi bekledim. Saat 11 gibi evden çıktı. Doğan'ın oteline gitti. Ne? Abi ben de önce inanmadım ama gözlerimle gördüm. Kumru haklıymış. Abi sen bil ama ben yine de araştırırım. Neyi araştıracaksın oğlum? Ha? Her şey ortada. Gecenin bir saati kadın, evli bir kadın bir otele gidiyor. Üstelik o Doğan şerefsiz orada. İkisi bir gün önce yemek yemişler gecenin bir yarısı. Sonra adam utanmadan, sıkılmadan benim oğlumun hastanesine gelip masrafını ödüyor. Ben gözümün önündeki şeyi nasıl göremedim? Nasıl bu kadar salak oldum? Ona kafam basmıyor. Abi gözünü seveyim, bir delilik yapayım deme. Bak sana söylediğime de pişman etme beni. Ben yapacağım şeyi çok iyi biliyorum. Sen takma kafana. Çatlan, nereye gidiyorsun? Cevap ver bana. Yıldız, demek ki bugüne kadar yaptığın her şey kendi rezilliğini örtmek içinmiş. Ama boşuna yorma bundan sonra kendini. Ne istiyorsan benden al git. Bir daha da karşıma çıkma. Çağatay, kimin dolduruşuna geldin acaba? Ay, resmen saçmalıyor. Beni doldurmuş bunu, ruh hastası. Abi iyi misin? Daha iyiyim Seda'yı. En azından içim rahatladı biraz. Yengem ne yaptı? Ne yapsın? Her yalancı gibi inkar etti. Kabul edecek hali yok ya. Mahkeme sonuçlanmadı bu arada. Hayda, iyice ilan hikayesine döndü abi. İtiraz edecek tabii. Haklı değil ya. Onun krizini yaşıyordur. Vallahi beni korkutan bir şey daha var abi. Ne? Şimdi biz bu Doğan iblisiyle aynı şirketteyiz ya. Hı. Sen onunla ateşle barut gibisin. Yani bir kavgaya falan dahil olmamak lazım. Vallahi Seda'ya o Doğan bundan sonra benim muhatabım bile olamaz. Karıma göz dikmiş ya. Ahlaksız herif. Abi gel biz bugün şirkete gitmeyelim. Eve geçelim. Sen bir dinlen. Kafanı toparla. Ha? Dediğin gibi olsun. Eve geçiyoruz. Sevmedim ben bunu. Değiştirelim. Olur tabii. Hale? Günaydın Kumru Hanım. Tamam yeter. Sen gidebilirsin. Tamam. Ne oldu? Kumru Hanım. Adliyedeki tanıdıklardan aldığım bilgiye göre Yıldız Hanım ve Çağatay Bey yine boşanamamış. Nasıl? Çağatay Bey boşanmayı kabul etmiş ama bu sefer de Yıldız Hanım itiraz etmiş.
Hiç şaşırmadım. Tabii. Yıldız hep mağdur ve acıların kadınla oynamaya alıştığı için normal. Neyse. En azından Çağatay gerçekleri görmüş oldu. Hale. Şimdi sana bir sonraki adımımızı anlatıyorum. Buyurun Kıvran. Tanıdığın ne kadar magazinci varsa haber ver. Ama kendin konuşma. Tanıdığın biri konuşsun. Tamam efendim. Onlara Çağatay ve Yıldız'ın davasından detaylar sızdığını söyleyeceksin. Aslında aldatanın Yıldız olduğunu, Yıldız'ın da çok ünlü bir iş adamıyla ilişkisi olduğunu söyleyeceksin. Bunu duyan Çağatay'ın da boşanma davasını hızlandırdığını söyleyeceksin. Ne bakıyorsun, ne oldu? Yok, şaşırdım da biraz. Şaşırma, çünkü gerçek bu. Yıldız'ın kiminle ilişkisi olduğunu sorarlarsa bilmiyoruz. Gizemli bir adam olduğunu bilsinler yeter. Tamam Kumran. Hadi işe koyul. Tamam efendim. Haber ver. Teşekkürler. Yıldız Hanım, neler oluyor? Bana da bir şey söylemediniz. Ben de inanamıyorum neler oluyor ya, delireceğim. Boşanmak istemeyen adam bir anda düşman kesildi. Yanlış anlamayın ama bunu sormak zorundayım. Nedir sorunuz? Böyle bir durum var mı? Nasıl bir durum? Yani eşinizin sizi suçlayabileceği gibi bir durum. Zeliha Hanım, aldatılan benim. Böyle bir durum tabii ki yok. Yan komşuyla aşk yaşarken bir de beni suçluyor. Sanki ben başkasıyla ona ihanet etmişim gibi. Yıldız Hanım, ben size inanıyorum. Ama ben her şeyi sormakla mükellefim. Karşı taraf önümüze bir delil koyarsa... Delil falan yok. Çünkü ortada bir şey yok. Kendi uydurmaları. Yanlış anlamayın ama yani boşanmamak için direnen bir adamın birdenbire 180 derece dönmesi hiç normal değil. Siz bana inanmıyor musunuz? Öyle bir şey söylemedim. Ama ya şüphelendikleri ya da emin oldukları bir şey var. Yok, çünkü ortada bir şey yok. Resmen Çağatay'ın aklına biri girmiş. Herhalde doldurmuş onu, anlamadım ki ben de. Bir de orada ortak velayet diyor. Ortak velayet falan yok. Ben o konuyu kesinlikle istemiyorum. Halitcan benim oğlum. Yani kanunen babası gözüktüğü için bunu talep edebilir. Ay Allah'ım, delirtecekler beni en sonunda gerçekten. Ya insanların hayatlarının zor dönemleri oluyor. Benim zor olmayan bir dönemim olmayacak mı? Ay yeter. Gel. Doğan Bey. Gel Mehmet. Efendim, evdeki tadilat bitti. Bugün eve geçebilirsiniz. Kumru'nun haberi var mı? Evet, Kumru Hanım sabahtan gitmiş. Sağ ol Mehmet. Doğan Bey, bir konu var. Eve gelen usta tamir sırasında herhangi bir boru patlağına rastlamadığını, aksine sanki bilerek suların açık bırakıldığından bahsetti. Nasıl yani? Neden böyle bir aksaklık yaşandığına dair adama çıkışınca o da kendi döşediği boruların sağlam olduğunu söyledi. Kumru, Ezgi'nin açık bıraktığını söylemişti. Onu da sordum. Bir muslukla olacak iş değil diyor. Biri bilerek yaptı yani, onu mu diyorsun? Öyle görünüyor efendim. Size haber vermek istedim. Sağ ol Mehmet. Ezgi'ye söyle buraya gelsin. Tamam efendim. Ha bu arada. Yalnız Kumru'ya buraya geldiğini söylemesin. Markete gidiyorum falan diye bir şey uydursun. Tamam efendim. Bu arada Çağatay Bey ve Yıldız Hanım'ın davasını sormuştunuz. Yine boşanamamışlar. Öyle mi? Çağatay tazminat ödemek istemiyor tabii. Sıkıştı. Tam olarak öyle değil Doğan Bey. O da Yıldız Hanım'ı suçlamış. Karşı tazminat davası açacakmış. Ne? Neden? Henüz bilmiyorum ama öğreneceğim. Tamam evet. Buyur lütfen. Teşekkürler. Arıyorum, açmıyorsun. Bunun aslında bir anlamı var. Mesela konuşmak istememek gibi. Kumru, hala bana kızgın olamazsın ama ya. Neden? Sana kaç kere anlattım, benimle bir ilgisi yok. İşim gücüm yok, Yıldız'a çiçek göndereceğim. Arzucuğum, onu anladım zaten. Mesele o toplantıda tavrını ortaya koyamaman. Kumrucuğum, benim Yıldız'a yaranmak gibi bir derdim olabilir mi sence? Böyle bir şey mümkün mü? Olmamalı zaten.
Kumru, sen benim dostumsun. Bu hayatta seni sırtından vurmayacak biri varsa o da benim. Lütfen yapma böyle. Bu kadınların oyununa geliyorsun. Ben mi, sen mi? Ender'in derdi bizim aramızı bozmaktı. Ona bu zaferi tattırmayalım lütfen. Ender'in baştan beri ikili oynadığını biliyordun ama buna rağmen dikkat etmedin Arzu. Tamam, ben hatamı kabul ediyorum. Ama sen de uzatma artık lütfen. Beni affettiğini duyana kadar buradan gitme. Gerekirse şuraya kamp kurarım. Ay. Hadi ama. Sen de amma ısrarcı çıktın. Herhalde. Bu dünyada her şeye katlanırım. Seninle küs kalmaya katlanamam. Ay, inanamıyorum, nasıl ya? Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Aynen öyle oldu anne. Ya bir de bana bileniyor. Sen bana nasıl bileniyorsun ya? İftiracı. Bu Doğan Bey seninle hastaneye geldi ya. O zaman başladı onun siniri. Farkındasın değil mi? Ya anne, hastaneye geldi diye ben onun sevgilisi mi oluyorum ya? Tabii ki olmuyorsun da erkek işte. Kıskandı demek ki çocuk. Erkekliği bastın onun. Kendisi beni aldatıyor. Ondan sonra beni suçluyor. Oh ne güzel ya. Yıldız, ne olacak yani şimdi? Boşanmayacak mısınız? Anne, o haklı, ben haksızmışım gibi bir hava yaratmaya çalıştı. Bu şartlar altında kesinlikle boşanmam. E ama tazminatını vereyim demiş. Acaba alıp böyle bir köşeye mi çekilsen, ne yapsan? Anne, ben mücadelemde haklıyım. Şimdi ne yapayım, bunu kabul edeyim, o mu haklı çıksın? Tamam kızım da, ne bileyim, bütün her şey Arap saçına döndü. Ya Çağatay farklı düşünüyordu. Ne yaptı, biri bunu doldurdu mu, onu merak ediyorum. Evet, belli ki biri doldurmuş. Bizim boşanmamızı isteyen kim var? Bir tek Kumru. Demek ki sevgilisinden akıl alıyor bu. Allah'ım, ne kötü kalpli bir kadınmış ya. Ha, ayırdı yetmiyor, hala uğraşıyor. Bütün açılardan, mental açıdan, fiziksel açıdan yıpransın inşallah. İyi anne, bedduayı bir level yukarı taşımışsın. Çok tebrik ederim seni. Aynen öyle şeyler gelsin başına işte. Ezgi, sana bir şey soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksin. Bizim evi su basma meselesi nedir? Ben bilmiyorum efendim. Bana sakın yalan söyleme. Doğan Bey. Ezgi, merak etme, Kumru bir şey bilmeyecek. Sen sadece ne olduysa onu söyle bana. Muslukları Kumru Hanım açık bıraktı. Bana da dokunma dedi. Bilerek yani. Evet efendim. Ben neden olduğunu anlamadım ama korkumdan da soramadım. Ben anladım. Sağ ol, çıkabilirsin. Doğan Bey, yalvarırım benden duyduğunuzu söylemeyin. Kumru Hanım çok kızar. Ezgi, merak etme, çıkabilirsin. Teşekkür ederim efendim. Ünlü bir iş adamıyla gizli bir ilişkisi oldu ve bu ilişkiyi gizli tutmak için eşine komplo kurduğu konuşuluyor. Şimdi sırada VTR'miz var. Yes, Caner. Ne oldu biliyor musun bak, finans bölümünden geliyorum. Kredi işi tamam, hisselerimin varlığını koruyorum. Oh süper, ablacığım benim de sana harika haberlerim var. Bir bak bakalım. Aileye yakın bu ne? Kaynaktan aldığımız habere göre Yıldız Kuyucu'nunla ünlü bir iş adamıyla gizli bir ilişkisi oldu. Ve bu ilişkiyi gizli tutmak için eşine komplo kurduğu konuşuluyor. Şimdi sırada VTR'miz var. Bu ne şimdi Caner? Ne bileyim abla, yani böyle bir şey olsa önce bizim haberimiz olmaz mıydı? Nereden olacak Allah aşkına? Bir dakika, ben kocamı aldatıyorum mu diyecek yani? Abla saçmalama, Yıldız'dan bahsediyoruz. Çağatay'ın onu aldattığını öğrenince yıkıldı kız. Yani kocasını aldatıyorsa bu durumda mı olur? Yani ben de ihtimal vermiyorum ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz Caner'cim. Ya biz ne ateş olmayan yerlere ne büyük dumanlar salmışız be. Yani Kumru Yıldız'la Çağatay'ın barışmasını istemiyor. Aksi bir ihtimali ortadan kaldırmak için magazincilere böyle bir haber servis etmiş olabilir. Yani. Peki bu ünlü iş adamı kim acaba? Bence biri hedef gösteriliyor abla. Umarım düşündüğüm kişi değildir. Abi ne yapmak istiyorsa söyle, onu yapalım. Doğan'ı öldürmek istiyorum. Abi kurban olayım, korkutma beni. Seda'yı keşke Yıldız'ı otelin içinde de takip etseydin. Abi aklımdan geçmedi değil. Ya ama
İçim el vermedi. Zaten yengemin oraya girdiğini görünce dünyam başıma yıkıldı abi. Ben bunun hesabını sorarım ama. Efendim Feyza. Canım iyi misin? İyiyim Feyza, iyiyim. İşte duruşma ertelendi. Bir dahakine çözülür artık. Hayır onu demiyorum. Yıldız'la ilgili bir sürü haber dolaşıyor internette, görmedin mi? Haber mi? Ne haberi? Dur ben sana hemen link yolluyorum. Gönder bir bakayım. Abi ne olmuş? Link falan bir şey diyor ya. Kuyucu çiftinin skandalları bitmiyor. Aileye yakın bir kaynaktan aldığımız habere göre Yıldız Kuyucu'nun da ünlü bir iş adamıyla gizli bir ilişki tutuldu. Abi bu ne? Ve bu ilişkiyi gizli tutmak için. Birileri haberin duyulmasını istemiş. Doğan mı? Kesin olur. Alo. Ne diyorsun? Doğru mu bunlar? Sanırım doğru Feyza, ne diyeyim? Nasıl yani? Yıldız'ın bir iş adamıyla ilişkisi mi varmış? Şok oldum ben şu anda. Feyza sonra konuşalım lütfen. Tamam canım. Sen iyi misin onu söyle. İyiyim ben, iyiyim. Sen beni merak etme. İş çıkışı uğrayacağım sana. Benden kaçamazsın. Feyza. İnan hiç konuşacak halim yok. Sonra olur mu? Konuşmayız. Yanında olmak istiyorum. Peki. Görüşürüz. Gerçekten bunaldım ben. Aferin Yıldız. Yolumu açtığın için seni tebrik ederim. Mehmet düşündüm de... Kumru neden böyle bir şey yapsın? Neden kendi evine zarar vermek istesin? Ezgi yalan söylüyor o zaman. Hayır Mehmet. Kumru beni evden uzaklaştırmak istedi. Evde değil, otelde kalmamız için yaptı. Doğan Bey anlamıyorum. Neden peki? İşte sen tam da bunu araştıracaksın. Bizim otelde kaldığımız gün ve gece. Otele kim girmiş çıkmış? Kimler konaklamış? Tanıdığımız biri var mı? Hepsini tek tek araştır. Güvenlik kameraları dahil. Tamam efendim. Yalnız çok dikkatli ol. Merak etmeyin. Kumru sen neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Arzu. Hı. Senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Tamam, iste bakalım. Ben birazdan yan tarafa gideceğim. Kumru saçmalama. Daha yeni barıştık. Beni reddetmek için doğru bir zaman değil farkındaysın. Kuzucuğum. Ya baban gelirse? Adam zaten bana sinirli. Şimdi senin oraya gittiğini görünce daha çok sinirlenecek. Hani senin için çok değerliydi? Hı? Madem öyle kanıtla. Herkesin arkasından bir sürü iş çeviriyorsun ve yakalanmıyorsun. Beni de idare edersin. Canım benim. Ederim etmesine de ben seni düşünüyorum. Yani ne diyeceksin oraya gidip ne konuşacaksın? Bir şey konuşmak istiyorsa bırak o senin peşinden gelsin. O arayacak ve konuşmak isteyecek zaten. Nasıl yani? Bekle ve gör. Merhaba. Merhaba. Size sakinleştirici var mı? Kumru Hanım fenalaştı da ne yapacağımı bilemedim. Tamam sen bekle ben hemen bakıp geleyim. Mermin hayırdır ne oldu kim geldi? Çalışan kız geldi de Kumru Hanım fenalaşmış. Neyi varmış Kumru? Yani sakinleştirici istedi ama. Abi gidip bakayım mı ya? Yok yok sen dur. Ben bir Kumru'yu arayıp öğreneyim oldu mu? Tamam tamam Çağatay Bey. Hayırdır? Allah Allah. Bak. Arıyor gerçekten. Ne sandın? Efendim. Kumru iyi misin? Evet iyiyim. Ne oldu? Senin yanında çalışan hanım biraz önce gelmiş de Kumru Hanım hasta falan demiş. Ay bu kadın gerçekten kıt. Nasıl? İyi misin yani? Hasta değil misin? Yok ben iyiyim. Arzu bende. Panik atak geçirdi. Ben de kızı eczaneye yolladım. Size mi gelmiş? Olacak iş değil. Ben de endişe ettim de bir an için. İyiyim. Teşekkürler. Şimdi kapatmam lazım. Dur dur. Bir kapatma Kumru. Bak öncelikle beni uyardığın konular için sana teşekkür ederim. Ama
Benim sana sormak istediğim başka şeyler de var. Konuşabilir miyiz? Çağatay, bunları telefonda konuşamam. Tamam. Buluşalım, olur mu? Takdir edersin ki dışarıda seninle gözükmek istemiyorum. Tamam bak, haklısın. Tamam. Bana gelir misin peki? Bilmem, belki yarım saatliğine. Arzuya ayıp olur. Kumru, tamam bak, ben bütün gün evdeyim. Seni bekliyorum, tamam? Okey. Senden korkulur. Yıldız mı sandın beni? Hadi git gel hemen, ben burada bekliyorum. Biraz beklesin bakalım. Yıldız. Ne oldu? Gördün mü, haberin çıkmış. Ne? Anne bak, yemin ediyorum bu Çağatay'ı bir kaşık suda boğacağım ya. Resmen haklıyken haksız durumuna düşürmeye çalışıyor beni. Kendi yaptıkları unutuldu tabii. Kızım bak, çok haklısın. Ama kimsenin ne söylediğiyle ilgilenme. Ben biliyorum senin bir şey yapmadığını. Bak, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bu huyu vardır. İnşallah çıkar anne. Çünkü bu lafı söyleyenlerin başına daha kötü şeyler geliyor. İnşallah başımıza öyle bir şey gelmez. Yoksa gerçekten Çağatay'ı gidip boğacağım. Ha, yemin ediyorum ya, çamur at izi kalsın. Bu nasıl bir şey, ben anlamıyorum. Yıldız Hanım, korkmayın, ben sizin arkanızdayım. Sağ ol Aysel'im, iyi ki varsın canım. Birlikte yürüyelim, sokaklara çıkalım. Bize yapılan bu haksızlığa boyun eğmeyelim. Sesimizi ve haklılığımızı herkese duyuralım. Aysel'cim, silahımı getirmen yeterli canım. Of! Ender, mesaj atıyor hemen. Duydu tabii haberleri. Geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arzu nasıl? Zaten ne konuşmak istiyorsan konuş. Zaten burada olduğum için yeterince rahatsızım. Tamam. Yıldız ve baban hakkında söylediklerin. Bildiğin başka şeyler de var mı Kumru? Onları takip ettirdim ve gördün değil mi? Kumru, bana delil lazım. Özellikle de Halitcan'ın velayet davası için. Aa, ne oldu? Karımı seviyorum tantanaları bitti mi? Cevap verir misin lütfen? Çağatay, konuştuğumuz insan benim babam. Onu ateşe atmam. Zaten bu konudan da sana bahsetmeyecektim ama sinirli ağzımdan çıktı. Peki ne zamandır birlikteler? Yeni bir şey mi bu? Net bir şey bilmiyorum. Ama yeni olmadığı kesin. Yani senle beni öğrenmeden daha öncesinden mi? Ne oldu? Güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Demek ki neymiş Çağatay? Her şey göründüğü gibi değilmiş. Yıldız için beni bozuk para gibi harcarken bana hiç acımadın. Karımı seviyorum derken benim ne hissettiğimi hiç önemsemedin. Ne oldu şimdi? Kumru, haklısın. Ben seni çok üzdüm. Bütün bu olayın sorumluluğunu üzerime aldım. Ama ailemi kurtarmak zorundaydım. Ne aile ama. Gördük aileyi. Yıldız için seni çok seven birini kaybettim. Neyse. Sana yeni hayatında başarılar. Konuşacağımızı konuştuk. Bir daha görüşmemek üzere. Bunların hiçbiri olmasaydı keşke. Keşke sen de bana yanlış yapmasaydın. Ben çok üzüldüm. Şimdi sıra sende. Gel. Doğan Bey. Mehmet. Otelden geliyorum. Çabuk halletmişsin, aferin. Efendim, orada çalışan eski bir arkadaşım vardı. Ondan rica ettim. Sizin kaldığınız ikinci gece Yıldız Hanım otele gelmiş. Yıldız mı? Evet. Üstelik gece geç saatte. Ne yapmış peki? Onu da öğrendim efendim. İsviçreli bir bankacıyla buluşmuş. Görüşmeleri 1,5 saat kadar sürmüş. Ne oldu efendim? Kumru'nun ne yapmaya çalıştığını anladım. Bu bankacının bir adı sanı var mı? Frank Amanon. O da otel müşterisiymiş.
UDS Bank Portföy Yöneticisi. Bana hemen numarasını bul. Hemen efendim. Ben çıkıyorum. Çağatay bugün şirkete geldi mi? Hayır, gelmedi. Bir daha gelemeyeceğini bilmiyor tabii. Doğan Bey, bir konu daha var efendim. Sosyal medyada bir takım söylentiler dolanıyor. Ne? Yıldız Kuyucu'nunla ünlü bir iş adamıyla gizli bir ilişkisi oldu ve bu ilişkiyi gizli tutmak için eşine komplo kurduğu konuşuluyor. Hoş geldin Sinter Hanım. Aysel, Yıldız nerede? Ender, hoş geldin. Yıldız, ne oluyor? Ne bu söylentiler? Ay sorma ya, Çağatay'ın oyunu işte. Daha doğrusu Kumru'nun oyunu da olabilir. Yani resmen bana iftira atarak kendini temize çekmeye çalışıyor. Tazminat ödememek için olmasın, biliyorsun durumu kritik. Ay ya, sonra bir de bana dava açacakmış. Nasıl açacaksın acaba yani? Erkeklerden her şeyi isteyeceksin, bir para istemeyeceksin. Bak nasıl çirkinleşiyorlar, görüyor musun? İnanamıyorum Çağatay'a, yani bunları nasıl yapar ya? Hayatım, birini en iyi ayrılırken tanırsın. Bu yüzden o kadar şaşırma. Ama ben sana söyleyeyim, bunun kesin bir akıl hocası var. Evet, o akıl hocası da akılsız Kumru. Bu arada bu söylentiler... Ender, sen de bana lütfen gerçek mi diye sorma. Hayır, yani seninle ilgili pek söylenti çıkmaz biliyorsun. Yani ben o yüzden biraz şaşırdım da. Bu iş adamı Doğan mı? Ben Çağatay'ı aldatmadım. Sevgilisi olan ben değilim. Doğan'la da hiçbir işim yok. Hayır, yani yemeğe falan çıktınız ya, Çağatay da böyle bozuldu bu duruma falan. Ne alakası var ya, iş içinde o. Ayrıca Çağatay'a ne? Ona ne oluyor yani? Tamam canım, sakin ol, sinirlenme. Yok diyorsan yoktur zaten. Ay yok tabii ki. Sen de beni sorguya çekmeye mi geldin? Bana moral vermeye mi geldin? Niye geldin ben anlamadım ya. Hayır canım, seni merak ettim. Seni görmeye geldim. Bir de şu şeyi merak ediyorum. Bu kredi işini ne yaptın? Bu akşam gelecek haberi. Ya olmazsa? Ay o kadar da hayatım ters gidemez herhalde ya. Hem aşkta hem işte batamam yani. Gelir herhalde haber. Öyle umalım. Sinir geldi. Oğlum bu nasıl iş ya? Bak ben asla ve katta inanmıyorum ya. Olamaz böyle bir şey. Yani konu Yıldız olunca ben şaşırmıyorum. Çünkü kız dünyaya hata yapmaya gelmiş abicim. İhtimal vermiyorum bak. Yani bahsedilen adam Doğan'mış. Yok artık, deve. Deve meve. Biz ne hayal kırıklıklarına, ne yıkılmalara bağışıklık kazanmış insanlarız be. Bak hacı, Yıldız'ın Çağatay'ı aldattığına inanmıyorum. Ha, Doğan platonik takılıyorsa takılabilir, olabilir yani. Ya Ömer, sen bu Kumru'yu tanıyorsun. Bir ara sor bakalım neymiş, ne değilmiş ha? Ne diyeceğim oğlum, babana Yıldız ne iş mi diyeceğim? Olur mu lan öyle şey? Ya biz bu zamana kadar kimlere neler sormuş insanlarız. Aramızda katil kim oynamışlığımız bile var. Tabii canım, 2 sene evvel. Neyse anlatırız. Bak sen istiyorsan sor, tamam mı? Doğruları bir de o söylesin. Tabii Kumru'nun doğru söyleme yeteneği varsa. Ben en iyisi bu akşam yemeğe çağırayım. Baş başa konuşuruz biz. Olur olur, öyle daha samimi tabii. Yalnız var ya, bak böyle olayları gördükçe diyorum ki iyi ki bekarım ya. Ya çok korkuyorum böyle aşık olacağım da birden bambaşka bir hayata gireceğim diye. Al benden de o kadar. Yani bende ilişki fobisi oldu. Ya her şey iyi giderse, düzgün gider de uzun sürerse, evlenmek zorunda kalırsam... Her şeyi tahmin ettiğim gibi oldu. Çağatay Yıldız'ın gerçek yüzünü gördü. Kumru, bu olanlarda senin bir parmağın var mı? Var tabii. Kumru, anlamıyorum. Hani Çağatay'a çok kızgındın? Hani bitmişti? Çağatay şu an bunalımda. Biraz zamana ihtiyacı var düşünmek için. Ben de ondan uzak kalarak ona bu zamanı tanıyorum. Beni gerçekten kaybettiğini düşünmeli. Sonra? Sonra onun için kimin doğru kimin yanlış olduğunu anlayacak. Umarım dediğin gibi olur canım. Umarım her şey senin istediğin gibi olur. Öyle olacak. Çünkü biz yalan bir şey yaşamadık. Çağatay Yıldız'dan boşandığı gibi soluğu benim yanımda alacak. Hanımlar. Baba. Hoş geldin. Erken mi çıktın? Ne oldu, beni görünce şaşırdınız? Ne yapıyordunuz siz? Gizli gizli bir şeyler mi konuşuyordunuz? Babadan sudan bahsediyorduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben de tam çıkıyordum. Hoş bulduk. Aa, bekle beni, beraber çıkalım. Hazırlanayım hemen. Tamam canım. Ömer'in yanına gideceğim de akşam orada olacağım. Öyle mi? Arzu sen kalsana, beraber yemek yeriz. Ha? Olur. O zaman ben hazırlanmaya çıkıyorum. Görüşürüz babacığım. Canım.
Sağ ol Aysel. Ya Yıldız ya. Bozma moralini bu kadar. Ne yapayım Emir, sevineyim mi ya? Hiçbir şey yapmadım. İnsanlar benim arkamdan konuşuyor. Üstelik bunun sebebi beni aldatmış olan şerefsiz kocam. Ya sen takma. Çözeceğiz biz o işi. Nasıl çözeceksin? Bizim Ömer Kumru'yla buluşacak. Şöyle bir ağzını arayacak. Kumru'nun ağzının içine bakmayı bırakırsa belki ağzından laf alabilir. O ne demek ya? Neden onlar o kadar samimi oldu sanıyorsun? Aşk mı yaşıyorlar kız bunlar? Yani Ömer münferit olarak aşk yaşıyor. Aa, iyi de zaten öyle olsa Ömer bize söyler ki çok düzgün bir çocuk o. Düzgün olduğu için söylemiyor zaten. Çünkü siz Kumru'nun ne mal olduğunu biliyorsunuz ya. Şimdi ona bir laf edersiniz diye o da saklıyor. Aa, olabilir ha öyle bir şey. İyi de Kumru cin gibi kız yani. Hani anlamıyor mu sanki? Anlıyor da Ömer'i yakınında tutmak onun işine geliyor şu anda. Neden? Çünkü Çağatay'ı kıskandıracak da ondan. Ay Emir, her şeyi bana anlattırıyorsun. Sen hiç bunların farkında değil misin ya? Bu aralar kafam dağınık. Bana bak, bu Kumru bayağı kaos yani. Herkesi birbirine düşürme uzmanı ya. Heh, aynen öyle canım. Bak ben boşanıyorum şu anda. Günaydın Emir'cim. İç kahveni, bir kendine gel. Vay be. Teşekkürler. Ortalık karışmış yine. Benim bir şey yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Ben de bugün öğrendim. Ya nasıl oldu bu yani? Bu doğruluk payı var mı bunun? Vallahi utancımdan Çağatay'ı bile soramadım. Ben hiç bilmiyorum. Zaten o yüzden evden çıktım geldim. Babamla yüz göz olmamak için. Yani düşünüyorum, aklım almıyor benim bu durum. Niye? Yıldız'dan bahsediyoruz. Bak, konu ben olunca herkes her şeye inanıyor. Ama Yıldız olunca inanamıyor. Ya sen yanlış anladın. Alınma şimdi hemen. Ay yok canım, ne alınacağım? Ben insanların hakkımda konuşmasına alıştım. Sadece merak ediyorum. Yıldız karda yürüyüp izini belli etmediği için çok masum. Ama ben yaşadıklarıma sahip çıktığım için çok ahlaksızım. Bu durum nasıl oluyor? Ben sadece Yıldız'ın Çağatay'ı çok sevdiğini düşünüyorum. Sadece ben değil, etrafımdaki insanlar da buna inanmıştı. Öyle mi? Evet. Yıldız Çağatay'ı çok sevseydi hisselerine tedbir koydurmazdı. Tek kuruş bile istemeden çıkar giderdi. Kocası başkasını sevdi diye hakkı olmayan bir şey isteyen bir kadını nasıl haklı buluyorsun acaba? Yani belki de haklısın. Ömerciğim belki değil, haklıyım. Bu durumda mağdur olan sadece benim. Yıldız yaptıklarını kapatmak için beni kullandı. Sen de gidip Çağatay'a, Yıldız'a barış diyeceğine biraz beni koru. Kumru bak, bizim arkadaşlığımız gerginlikle başladı. Yani çok sevilesi biri olmamana rağmen ben seni çok sevdim. Canım ya, çok mersi. Ya dur bir lafımı bitireyim. Çağatay benim dostum. Tabii ki ona karısına dönmesini söyleyeceğim. Onlar bir aile, ortada çocuk var. Ay siz hepiniz gerçekten manyaksınız. O çocuk Çağatay'ın bile değil. Çağatay o çocuğa babalık yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Sen bunu değiştiremezsin. Ben bunu değiştirmek istemiyorum Ömerciğim. Sadece durum fazla dramatize ediliyor. Okey. Afiyet olsun. Aramızdaki gerginlik bittiyse bir şey sorabilir miyim? Soramazsın. Kumru ile konuştuklarınızı duydum. Doğan, dertleşiyorduk. Dertleşmeyeceksiniz. Benimle aranı düzeltmek için Kumru'yu sakın boş yere ümitlendirme. Doğan, ne alakası var? O anlattı, ben de sadece dinledim. Öyle mi? Ne anlattı mesela, ne istiyormuş? Çok merak ettim. Anlat bakayım. Çağatay'ın Yıldız'dan boşanmasını istiyor. Ne olacakmış peki öyle olunca? Çağatay Kumru'ya geri mi dönecekmiş? Hadi döndü diyelim. Kumru bunu kabul mü edecekmiş? İzin verirsen konuşayım. Tamam, anlat, dinliyorum. Doğan, sen istesen de istemesen de Kumru Çağatay'ı seviyor. Çağatay'la Yıldız'ın da evli kalamayacakları aşikar. Yani? Yanisi şu canım. Belki de Kumru ile Çağatay evlenirler, belli mi olur? Hem evlenirlerse bütün bu olanlar da unutulur. Evlenemezler. Öncelikle ben onlara mani olurum. Doğan, bu çok geri kafalı bir düşünce. Bilmiyorum farkında mısın? Arzu, bu adam benim kızımla birlikte olurken karısına hediyeler alıyordu. Ve benim gözümün içine baka baka
benimle iş yapıyordu. Herkes hata yapar. Duygularına yenilmiş olamaz mı? Olamaz. Arzu benim Çağatay'la mesela artık kişisel. O benim düşmanım. İşteki rakibim ve kızımı rezil eden pis bir herif. Ve ben hayatta olduğum sürece Çağatay'la Kumru asla bir araya gelemezler. Bunu iyice bil. Ve kızıma sakın yanlış akıllar verme. Sakın. Yıldız'la Ender'in yandaşları nerede? Ayıp ama. Ne ayıp ya? Ya onlar benim de arkadaşlarım. Deme böyle şeyler. Umarım arkadaşlarını beni de savunuyorsundur aynen bu şekilde. Ya Allah aşkına konuşma böyle şeyler ya. Emir Yıldız'la görüşmeye gitti. Caner de ablasında. Ender'le Caner'in evi nerede biliyor musun? Biliyorum, ne oldu ki? Ben bir Ender'le konuşmak istiyorum. Beni oraya götürür müsün? Bak eğer bir olay çıkaracaksan. Aa, ne olayı? Yıldız mıyım ben? Basit kadınlar olay çıkarır tatlım. Ne yapacaksın peki? Zavallı kadına kimse açıklama yapmadı biliyorsun değil mi? Bu açıklaman ne ben de merak ediyorum. O da ben de mağduruz. Belki kadın dayanışması yapacağız. Ay Ömer çok soru soruyorsun. 40 yılda bir şey istedim senden. İyi tamam bari bir haber verelim. Yok yok haber vermeye gerek yok. Orada değilsin. Ha, başka zaman giderim. Hadi. İyi hadi. Zaten şirkette yarından itibaren hepimiz için farklı bir dönem başlıyor. Nasıl yani? Bir takım yönetimsel değişiklikler yapacağım. Benim neden haberim yok? Patron ben olduğum için olabilir mi acaba? Doğan alınıyorum ama. O Ender yüzünden böyle davranıyorsun bilmiyorum sanma. Alınacak bir şey yok Arzu. Bazı şeyler de sürpriz olsun. Peki. Dediğin gibi olsun. Öyle olursa sevinirim. Özellikle de Çağatay ve Kumru konusunda. Doğancığım, sana bir söz verdim ve yerine getireceğim, merak etme. Güzel. Kumru'ya bu işin olmayacağını her fırsatta söyleyeceğim. Güzel. Ben de Çağatay'la Yıldız'ın boşanmamaları için elimden geleni yapacağım. O işe yarar mı bilemedim. Gerekirse Çağatay'ı kışkırtır, işi inada minmesini sağlarım. Yeter ki kızımdan uzak dursun. Ne demek yani kışkırtmak? Anlamadım. Çağatay benim Yıldız'ın yanında olmamdan çok rahatsız. Bunu kullanacağım. Boşanmak istemesi benim Yıldız'a daha fazla yaklaşmama neden olabilir. İşte sırf bu ihtimal için bile boşanmaktan vazgeçebilirim. Efendim afiyet olsun. Biraz konuşabilir miyiz? Hemen geliyorum. Söyle Mehmet. Doğan Bey, bankacıyı buldum. Yıldız Hanım yüklü bir kredi talebinde bulunmuş sanırım. Muhtemelen şirket hisseleri içindir. Ama kredi talebi onaylanmamış. Bu durumdan kendinin haberi var mı? Tam olarak öğrenemedim. Yıldız'ın kredi işini ben halledeceğim. Şu an şirkette olması benim işime geliyor. Ama bunu kimse bilmeyecek Mehmet. Peki efendim. Yıldız kredi işini kendi halletti sanacak. Allah. Bak Yıldız'a çaktırmadım ama işler sarpa sarı ya. Farkındayım. Ben de biraz üzülmüş gibi davranıyorum. Nasıl ya sen üzülmüyor musun? Hayır üzülüyorum. Ama ben her kötü şeyin ardından iyi bir şey geleceğine hala inanıyorum Emir. O ne demek yani şimdi? Sen ister misin? Doğan'la evlensin Yıldız. Benim kızım geçsin şirketin başına ha? Ya istemem. Vallahi billahi istemem abla. Delirdin mi sen? Kan gövdeyi götürür ya. Ay ne götürecek be? O Çağatay'la Kumru'da oturdukları yerden benim kızımın mutluluğunu izlesinler çatlayarak inşallah. Korktum vallahi billahi korktum. He. Korkma. Benim hislerim çok kuvvetli oğlum. Sen güven bana. Kalp gözüm açık benim. Her şey çok güzel olacak. Of. Ay her şey çok kötü gidiyor. Gerçekten kalp gözün çok açıkmış abla. Sus. Ne oldu kızım? Ya kredi işi iptal anne. Hadi be.
Ne olacak şimdi ya? Hay bilmiyorum ne olacak ya. Şirkette havam 2 gün sürdü. Öyle deme kızım. Belki Doğan Bey bir ayrıcalık yapar ha, bir konuşsan. İşte deneyeceğim elimden ne gelirse. Ama tabii Çağatay'ın da bu esnada yağları eriyecek. Ya tamam Yıldız, sen sıkma canını. Gün doğmadan neler doğar ya? Of, hay bayılayım şurada bari. Geç. Birini mi bekliyordun? Yok. Bak bu kim, kimmiş ya? Ha, Kumru. Selam Caner, ne haber? Yani vasat. Ne tatlı. Ablan içeride mi? İçeride, salonda geç. Vasat. Ne tatlı ya, deli. Ender. Kumru. Kusura bakma, habersiz geldim. Bir şey mi oldu? Olmadı ama olacak. Otursana, bir şey içer misin? Almayayım. Yalnız konuşabilir miyiz? Ah, benim yukarıda işlerim vardı zaten. Çıkayım. Caner'cim merak etme, ben gittikten sonra ablan her şeyi anlatır. Okey. Seni dinliyorum. Ender biliyorsun, seni sevmiyorum. Buraya kadar bunu söylemek için geldiysen zahmet etmişsin tatlı. Bunun için gelmedim, sevmediğim insanlarla muhatap olmam. Ama eğer bir sıralama yaparsak senden daha çok sevmediğim biri var. Kumrucuğum, kimi sevip sevmediğinin listesiyle ilgilendiğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü böyle çocukça şeylerle ilgilenmiyorum. Benimle işbirliği yap. Anlamadım. Çağatay'la Yıldız'ın ayrılmasına yardımcı ol. Ben de babamla aranı düzelteyim. Hayatım, babanla aram kötü değil. Ama babam sana güvenmiyor. Bir daha sermaye arttırımı yapıldığı an yoksun. Ama arkanda benim desteğim olursa kimse seni yerinden edemez. Ayrıca babam kızının onay verdiği birine karşı duygusal açıdan kayıtsız kalmaz. Enteresan. Çağatay'ı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Burada konu sadece bana yapılanlar. Madem bu kadar açık konuşuyoruz Kumrucuğum, bilmiyorum farkında mısın? Bunlar takıntılı aşık ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan kadın davranışları. Hayır mı diyorsun yani? Açıkçası şaşırdım. Seni akıllı bir kadın zannediyordum. Ne yazık ki bir daha böyle bir şansı yakalayamayacaksın. Sen bilirsin. Şanstan kastın eğer şirketteki pozisyonumsa benim böyle bir torpile ihtiyacım yok. Ender, burada biz bizeyiz. Birbirimize hava atmanın lüzumu yok. Ha, arkadaşıma ihanet ediyorum diye düşüneceksen de ki bence düşünmezsin, geçmişin yeterince karanlık. Sen geleceğini Yıldız için riske atmazsın. Onlar zaten boşanıyorlar biliyorsun. Ben de bu durumu hızlandırmak istiyorum. Yıldız'a yakın ol. Attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Onu boşanmaya ikna et. Bence bu konuda yeteneklisin Maya. Ben bir düşüneyim. Tabii ki düşün. Yarın sabaha kadar haber verirsin. Çünkü bir daha böyle bir şansım olmayacak. Yalnız Kumrucuğum, eğer bir işbirliği yapacaksak, ki henüz ben buna karar vermiş değilim, benimle böyle konuşamazdın. Bakarız. Baba Ender. Adama bak ya. Gözümüzün içine baka baka nutuk çekiyor bize. Meğersem ne işler peşindeymiş. Çağatay, esas konuya gelir misin lütfen? Sen Doğan'a mı sinirlisin, Yıldız'a mı? İkisine de. İkisine de acayip sinirliyim. Hatta o kadar sinirliyim ki bugün Halitcan'ı görmeye gitmedim. Niye gitmedim? O Yıldız'ın suratını bile görmek istemiyorum çünkü. Görme zaten. Görme. Heh. Arada Halitcan olmasa var ya, ben bu mevzuyu çok uzatırdım da. Yıldız yatsın kalksın. Oğluma dua etsin. Oğluna. Biyolojik olmayan oğluna. Feyza, sen gerçekten buna mı takılıyorsun?
Takılıyorum, kusura bakma. Ne oluyor sana? Ya ne olacak, haksızlığa uğruyorsun. Seni bu şekilde görmek benim çok sinirimi bozuyor. Yıldız gitmiş hala orada oğlunu kullanıyor. Gerçekten o kadar antipatik ki. Nasıl ne diyeyim, gerçekten sinirimi kafamdan atamıyorum. Bak, yarın sen, ben, Atlas ve Halitcan benim evimde buluşalım mı? Çok iyi fikir de nasıl olacak? Ben halledeceğim. Sen de böylece tepende biri dikilmeden Halitcan'la vakit geçirebilirsin. Teşekkür ederim. Ne diyeyim? Ay ne kötü günmüş bugün ya. Yemin ediyorum bak Çağatay'dan o kadar nefret ediyorum ki gidip şimdi evi başına yıkmak vardı. Ama hiç halim yok, yoruldum. Kızım sen iyice bir dinlen, toparlan ki kalıcı hasar verebilesin. Seni çok seviyorum anne, biliyor musun? Tavsiyelerini de çok beğeniyorum, beddualarını da. Öyledir. Artık 41'li bir numara arıyor. Aa sakın açma. Dolandırıcılar falan arıyor öyle. Ay anne. Hayır ya, dolandırıcı falan değil. İsviçre'nin kodu bu, biliyorum ben, bankacılardır, dur. Alo. Ha merhaba Franka. Ne? Ay gerçekten mi? Ay, ay çok sevindim. Çok sağ ol, yarın detaylı konuşuruz. Sağ ol canım, sağ ol, teşekkürler Frankam. Bye. Ne oluyor? Ay kredi çıktı anne. Aa şaka yapıyorsun. Ay vermekten vazgeçmişlerdi. Şimdi vermeye karar vermişler. Ay Allah'ım çok teşekkür ederim sana, sağ ol. Ama Yıldız sen niye yabancı kadınla Türkçe konuşuyorsun? Anneciğim bu sadece Türk müşterilere hizmet eden biri olduğu için sular seller gibi Türkçe biliyor. Yani paranın gözü kör olsun da diyebiliriz. Ay ne bileyim, ben de bir an biri seni mi yiyor dedim. Ay çok sevindim Yıldız, keşke başka bir şey dileseydim. Anneciğim milyon dolarlık kredi daha ne dileyecektin acaba, gözün doysun. Oh, canıma değsin o Çağatay'la Kumru, inşallah oturdukları yerden seni kıskansınlar, çatır çatır çatmasınlar, önünde eğilsinler, ayaklarına kapansınlar inşallah. İnşallah anne. Hadi Caner, bir kahveyi getiremedin ya. Yettim ablacığım, yettim. Kafam açılmıyor, bir türlü ver. Abla, ya bu kız şuursuz mudur nedir? Gece gece gelip kapıya dayanıp böyle şeyler söylenir mi? Takıntılı aşık Caner'cim. Bizim anlayabileceğimiz bir kafa seviyesi değil bu. Ama senin bu kıza bir şeyler söylemen lazım, biliyorsun değil mi? Biliyorum Caner'cim, biliyorum. Tamam ara o zaman, yapmayacağım de. Açık açık konuş. Abla, bak bak. Aklından geçenleri görüyorum ama hiç duymak istemiyorum. Sakın bana bir şey söyleme. Ne söyleyeyim Caner? Abla Kumru'yla birlik olmayacaksın değil mi? Tabii ki olmayacağım ama o bunu bilmeyecek. Hayda, yine dört bilinmeyenli denklemlere gark olduk ama. Telaş etme Caner'cim, bak şimdi şöyle olacak. Kumru'ya okey anlaştık. Ben şimdi Yıldız'ı yavaş yavaş işleyeceğim. Diyeceğim ve zaman kazanacağım. O süre zarfında zaten Yıldız Çağatay'dan boşanmış olacak. Ne şiş yansın ne kebap diyorsun. Aynen öyle. Yani şirket böyle kritik bir durumdayken risk alamam Caner'cim yani. Kimse kusura bakmasın. Öyle düşününce sen de haklısın ablacığım, ne diyeyim. Haklıyım Caner'cim ya, sen benim haklı olmadığım bir zamanı gördün mü Allah aşkına ya. Hayret bir şey. Ayrıca o Yıldız da lütfen o Çağatay'dan boşansın artık ya. Boşansın, bıraksın, ne öyle. Yani... Onu aldatan bir adamla niye beraber ya? Aa, gitsin kendine doğru düzgün bir adam bulsun. Kendine yakışır bir adam. Hmm. O doğru düzgün adam Doğan olursa o zaman görürüm ben seni. Allah korusun ya. Yok yok. Yok yok, öyle bir şey olmaz. Olmaz olmaz yani. Olma ihtimaline karşı ben zaten önlemimi alırım. Alacağım yani, alırım yani. Ah benim kafam yandı artık ama. Yanmasın Caner. Daha yeni başlıyoruz. Dur. Sen git bavulunu hazırla. Ben de hazırlayayım. Ne bavulu? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Niye bavul? Ne oldu? Geçici olarak taşınıyoruz Caner'cim. Okey. Bana güven. Bana güven, merak etme. Nereye taşınıyoruz? Niye taşınıyoruz? Ben niye bilmiyorum ya. Buyurun. Sağ ol Aysel'cim, eline sağlık. Osman Hanım, bu arada geçen gün baktığınız fal birebir çıktı. Çıkar benim falım. Neleri bildi anne? Her şeyi bildi efendim. Kocan ismi R harfiyle başlıyor dedi. Kocan seni aldatmış dedi. Hepsini birebir bildi. Bu bilgi bende de vardı Aysel. Osman Hanım biliyor efendim. Niye bana bilmiyorsun anneciğim? Allah Allah Yıldız.
Sen de milli piyango bileti almayıp ikramiye niye bana çıkmadı diyen adama döndün iyice. Ne zaman kapattın da bakmadım kızım? Ay iyi o zaman madem annem bu kadar iddialı gününde. Aysel'cim bir kahve yap bana da bilsin geleceğimizde neler var. Tamam efendim. Tamam. İçeyim onu da sonra gideceğim. Doğan Bey'le konuşmam lazım, şirkete gideceğim. Aa, ne konuşacaksınız? Hakkımızda çıkan dedikodulardan sonra el ele verelim, düşmanlarımızı sevindirmeyelim diyeceğim. Ne? Anne ya, biliyorsun kredi aldım, şirkette artık kalıcıyım, bunları konuşmam lazım. İyi tabii, sen bilirsin kızım. Anneciğim, gel hayatım. Ay, yerim senin ağzını ben, bir daha önce. Valla? Günaydın. Günaydın. Şirkete giderken arabada gördüm mesajını. Bir şey mi oldu? Babamın çıkmasını bekledim. Benim için bir şey yapacaksın Arzu. Tamam. Çağatay babamla Yıldız'ın ilişkisini kanıtlamaya çalışacak. Kumru öyle bir şey yok ki. Ama biz varmış gibi göstereceğiz. Kumrucuğum bu babanın hiç hoşuna gitmeyebilir. O zaman haberi olmasın Arzu. Nasıl yapacağız bunu? Sen yapacaksın. Ben mi? Hı hı. Ender'i gönder desem her türlü yolu denersin. Bana gelince mi zor geliyor? Kumrucuğum hayır zor geldiğinden değil. Biliyorsun senin için her şeyi yaparım. Tamam yap o zaman boşuna konuşmayalım. Tamam ama nasıl? Eminim sen bir yolunu bulursun. Benim şimdi bunlarla uğraşacak halim yok. Hem böylelikle belki seni tamamen affetmiş olurum. Aha. Ben dün aramızın düzeldiğini sanıyordum. Aa, düzeldi. Ama tam olarak değil. Yıldız, için sıkılmış. Gerçekten efsane bakıyorsun anne. Dedim ben size. Bütün ülke biliyor benim içimin sıkıldığını. Yalnız yakında çok güzel bir haber alıyorsun. Para geliyor. Evet anneciğim, zaten kredi haberini aldığımda beraberdik. Ay inanmıyorum, bunu da bildi. Aysel tam kekosun. Başka anneciğim, adliye görünüyor mu, boşanma görünüyor mu? Var mı öyle dertlerim? Vallahi ayrılık falan ben göremiyorum. İşine gelmeyeni görmüyorsun demek ki. Git bak kamyonunu yıka. Koydu Aysel oraya kova. Vallahi Yıldız'cığım ne görüyorsam onu söylüyorum. Ama çok büyük ferah ereceksin çok yakın zamanda, onu söyleyeyim. İnşallah. Ay hadi inşallah yarabbim. Bak at kafası çıkmış, görüyor musun? Hmm. At Murat'tır, Yıldız'a Murat mı sunulacak? Tahmini ne zaman anneciğim? Eli kulağında Yıldız, çok yakın zamanda. Net konuş anne ya. Aa. Aa. Kim bekliyorduk? Hiç kimseyi. Ah, hoş geldiniz efendim. Al canım. Aa. Hello. Aa Endo. Valizinle gelmişsin. Ani bir kararla evde tadilat yapmaya karar verdim. 2-3 gün acaba burada kalmamın bir mahsuru var mı? Alın size muradım. Çağatay Bey, bir sonraki duruşmaya iyi hazırlanmamız lazım. Şu an durum muallak olduğu için Yıldız Hanım'ın ne yapacağını kestirmek zor. Hakan Bey, Yıldız ne yaparsa yapsın ben kararımdan dönmem. Benim ihanetim sebebiyle değil, onun ihaneti sebebiyle boşanmayı kabul ederse veririm tazminatını, boşanırım. O kadar. Emin olmamakla birlikte bunu kabul edeceğini hiç sanmam. Etmesin. Ben savaşa hazırım. Eğer eminseniz birlikteliklerini ispat edelim. Hakan bak, benim mahkemeye bir şey ispatlamak gibi bir derdim yok. Ben gerçeği biliyorum. Ve bu gerçek benim boşanmak istemem için geçerli bir sebep. Tamam? Yeter de artar bile. Ay Endo, sen öyle kimsede kalmayı sevmezsin. Çok şaşırdım. Evet, ben de şaşırdım. Hayatım, dün gece bana bir anda geldiler. Caner dedim, bu evin duvarları benim üzerime geliyor. Bir değişiklik yapalım dedim. Hmm, nasıl bir değişiklik? Büyük iş herhalde. Yok ya, boya badana filan, tabii o kokuda duramazdım. Ya 2-3 günlük bir şey. Ben de buraya geleyim bari dedim. Emir'le Caner de mi gelecekler? Yok, onları Ömer'e yolladım. Hah, iyi yapmışsın. Hoş geldin canım. Ay canım benim. Ya sana da değişiklik olur. Ha? Ne dersin? Moralin yerine gelir belki. Program yaparız, sohbet ederiz. Ben sana akıl veririm biraz. Hı? Ne konuda? İşte hayat, ilişkiler filan. Sağ ol Ender. Neyse o zaman.
Hadi gel kardeş kardeş, el ele tutuşup ofisimize gidelim. Geç kalmayalım. Ben bir rujumu tazeleyeyim o zaman. Hemen çıkalım, okey? İyi, geç bakalım odana. Tazele rujunu. Bak, bundan akıl falan almayacaksın. Çok kötü yaparım seni. Ay anne, daha arkasını dönmeden arkasından konuşuyorsun. Teklifini düşündüm ve iyi bir anlaşma olduğuna karar verdim. Yıldız'ın evinde kalacağım. Sen de çalışmalara başlarsan iyi olur. Biri de beni şaşırtsın. Bir de babamı telkin edeceğimi düşünüyorum. Babam ne yapsın seni? Gel. Doğan Bey. Efendim, herkese talimat verildi. Güzel. Çağatay Bey'in gelmesini bekliyoruz. Gelince haber verirsin. Yıldız'ın kredi işi tamam değil mi? Evet efendim. Yıldız Hanım krediyi aldığını sanıyor. Öyle sanmaya devam etsin. Ne oluyor burada? Efendim, kusura bakmayın ama Doğan Bey'in talimatıyla şirkete girişiniz yasaklandı. Ne dedin sen? Giremezsin dedim. Siz kim oluyorsunuz da bizi kovuyorsunuz lan? He? Elimden bir kaza çıkmasın çekildi. Efendim, biz de emir kuluyuz. Ben Doğan Bey için. İzin eline. Doğan Bey için çekil. Efendim. Bırak. Sen kimin şirketini alıyorsun? Bırak, çekil. Ender Çağatay şirkete giremiyor mu artık? Bitti. Lan bırak. Sakin ol. Ne sırıtıyorsun lan gevşek? Çekil! Çıkmanız bizi zor durumda bırakmayın. Lan çekil! Ne sırıtıyorsun? Abi dur. Arkadaşlar sakin. Doğan Bey, lütfen bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyin lütfen. Hayır, bir yanlış anlaşılma falan yok. Şirkette sermaye artırımı yapıldı. Son gün dündü. Ve sen para yatırmadın. Sen buna tek başına karar veremezsin. Ah, biliyorum. Hanımlar, rica etsem gelir misiniz? Yönetim kurulu başkanı olarak %10 hissesi kalmış. Çağatay Bey'in bu şirkette çalışmasını istemiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Yıldız Hanım, lütfen. Onaylıyorum. Yenge. Lütfen Çağatay Bey'i dışarı çıkartır mısınız? Çekeni! Hepiniz bittiniz. Seni bitireceğim. Anlaştık. Lan burası benim babamın yeri, babamın. Abi ne olur yapma böyle bak. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Bu Doğan şerefsizi bana düşman adı. Yıldız'a ne oluyor? Abi o da sana sinirli ondandır. Ben bu ikisine de dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Bana yaptıklarına çok pişman olacaklar. Abi sakinleş, hadi eve gidelim abi. Hadi abi. Ya etme bulma dünyası Yıldız'cığım. Ay acaba ben karışmasa mıydım Ender? Saçmalama Yıldız. Nerede o intikam yemin etmiş kadın? Ha? Bana bak. Sakın Çağatay'a acıyıp üzülüp boşanmaktan vazgeçeyim deme. Okey? Hem onun şimdi parası pulu falan da biter.
Ne yapacaksın? Yakışıklı ama fakir adamı Yıldız. Ay gören de Çağatay beni değil seni aldattı sanır. Hak etti o, hak etti. Sen şimdi yufka yürekli olduğun için ona üzülüyorsun, acıyorsun. Mantıklı düşünemiyorsun. Sen benim yerime düşünmüşsün belli ki. Evet Yıldız. Üzülmek yok. Bak, o gerekli parayı toplayamadı ve şirketten gönderildi. That's it. Olması gereken oldu. Sakın yumuşama lütfen. Tamam Ender, yumuşamam. Bak gözüm üzerinde Yıldız, ona göre. Sen bu aralar zaten kafayı benle bozdun. Niye? Acımak yok çünkü. Okey? Ne demişler? Kim yine ne demiş? Bilmiyorum, ben takip edemiyorum artık insanların söylediği sözleri. Hayatım, acıyan insan güçsüzdür, yenilmeye mahkumdur. Kim demiş? Ben diyorum yahu, yetmez mi? Aa, ne diyorum sana? Üzülmek yok, aldatıldın sen. Anladın mı? Geri adım atmayacaksın. Bak ben senin her zaman yanındayım. Sen merak etme. Ender, bana böyle herkesten soğuyup içine kapanma perileri geliyor. Bilir misin o modu? Ne olur hadi sen de git artık, ben bir kafamı dinleyeyim ya. Okey, okey, okey. Haklısın. Ben ara ara gelip Çağatay'ın yaptıklarını sana hatırlatırım. Merak etme. Sen de bugün bayram günü kaynanasından önce kendi annesine gitmeyi başarmış. Kız gururu var. Ya neyse canım. Bak unutma. Sen aldatıldın. Başını dik tut. Önüne bak. Hedefine doğru ilerle. Vallahi Ender anladım, aldatıldım. Tamam yeter git. Hadi canım görüşürüz babay. 200 kere aldatıldın dedi ya. Bu bilgisayar yapışmış. IT. IT. Gel. Demek büyük hamlen buydu. Yani büyük demeyelim de gereken diyelim. Doğan, bir savaş başlattığının farkındasın değil mi? Savaş mı? Zirvede savaş olmaz Arzu. Herkes yerini bilmeli. Çağatay %100 haksız olsa bile bütün çalışanlarının önünde kendi şirketine alınmadı Doğan. Bunun altında kalmayacaktır. Elinden geleni ardına koymasın o zaman. Doğancığım, bu adama aşık bir kızın var, unutma. Arzu, Çağatay artık benim neler yapabileceğimi gayet iyi biliyor. Eğer Kumru'ya yanaşırsa, onun üzerinden beni vurmaya kalkarsa başına neler geleceğini biliyor. Merak etme. Peki. Madem bu kadar eminsin, ben de tedirgin olmayayım o zaman. Olma Arzu. Peki canım. Kime ne diyeceğimi şaşırdım artık ya. Alo. Baban Çağatay'ı şirkete aldırmadı. Ne? Nasıl aldırmadı? Bayağı bildiğin aldırmadı. Yıldız ve Ender'e de gidişini onaylattı. Aa, inanmıyorum. Bundan sonra Çağatay ve Yıldız'ın bir arada olmaları mümkün değil. Böylece babam ve Yıldız'ın da ilişkisini ispat etmek gibi bir derdimiz kalmadı. Arzu izin verirsen onu ben düşüneyim. Kumru'cum, sence Çağatay kendisini kovduran bir kadınla evli kalır mı? Bunun hiçbir önemi yok. Çağatay aldatıldığına inanmalı. O yüzden bu güzel düşüncelerini kendine sakla tatlım, olur mu? Ben diyorsam yapacaksın. Tamam çalışacağım. Haber verirsin. Olur. Yıldız'a çiçeği göndermediğini ilk başta söyleyecektin Arzu. Gözümün önünden gitmiyor. Ne yapsam acaba, arasam mı ya? Efendim? Çağatay, iyi misin? Günah çıkarmak için mi aradın Yıldız? Ne alakası var ya, iyi misin diye arıyorum. Sonuçta sen bana ne kadar çok kötülük yaparsan yap, ben senin kötülüğünü istemedim yani. Orada öyle dedim çünkü... Yıldız, senin vicdanına ihtiyacım yok. Ben o şirketin başına tekrar geleceğim.
Hiç merak etme. Ay tamam Çağatay ya, bir şey demedik. Ben üzüldüm sana sadece. Üzülme. Ay şuna bak ya. Hem suçlusun hem güçlü. Sen bir kere başına gelen her şeyi hak ettin. Yıldızcığım gelebilir miyim? Gel Feyza. Ne oldu öyle orada birdenbire? Ay yani manzara çok kötüydü gerçekten. Yani Ender'in cevabından emindim ama seninki bana gerçekten büyük şok oldu. Çağatay'la Kumru'yu aynı eve girerken görünce ben de şok olmuştum. Çağatay hak ediyor başına gelenleri. Merak etme, ona bir şey olmaz. Yıldızcığım, ben sana hak veriyorum başından beri. Gerçekten çok haklısın sen. Ama bu Çağatay'ın işi ve işi onun için çok önemli. Bunu sen de biliyorsun. Yani benim hayatım Çağatay'ın iş hayatından daha önemsiz, öyle mi? Neyse, sen ne istersen bu konuları konuşmayalım çünkü birazcık özel konular. Doğru, haklısın. Kusura bakma. Esas ben ne için geldim? Seninle konuştuk ama bir türlü yapamamıştık. Ben diyorum ki bu akşamüstü al Halitcan'ı bana getir. Hem Atlas okuldan geldikten sonra kaynaşır oynarlar ha. Maalesef olmaz. Çünkü benim evde misafirim var. Ender bizde kalıyor. Tek de yollayamam çocuğumu. Artık başka zaman yaparız. Yıldızcığım bu kadar pimpirikli olma ama ben de bir anneyim. Ona çok iyi bakarım biliyorsun. Ay yok canım, ona hiçbir şey demiyorum. Eminim bakarsın da. Kaynaşırlar, eğlenirler. Hem bak bir saatçik olsun bırakamıyor musun? Bak bu kadar yapışık olmam. Sonra çok acısını çekersin. Burada deneyim konuşuyor. Ay yok, ben yapışık anne değilim ya. Tamam o zaman şöyle yapalım. Aysel getirsin, olur mu? Olur. Eğer o şekilde içine sinecekse Aysel'le yolla. O zaman iş çıkışı seni arıyorum. Tamam, haberleşelim. Tamam. Of. Ne iş olsa yaparım abi diye Doğan'ı mı arasam? Biz menüleri geçen hafta değiştirmiştik. Allah ya. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Böyle intikam mı olur ya? Ha ben de ablamın yalancısıyım Emir. Vay be. Çağatay'a bak sen bak. İnsan kendi şirketine giremiyor. Düşün. Devran dönmesi böyle bir şey demekse. Tabii yani... döner. Ne Çağatay ya? Neyden bahsediyorsunuz? Oğlum Doğan Çağatay'ın biletini kesmiş. Ne demek kesmiş? Ya o adaya veda eden isim Çağatay olmuş işte. Dokunulmazlık kolyesi de Doğan'da kalmış. Ya siz ne saçmalıyorsunuz oğlum? Doğan Çağatay'ı nasıl şirketten gönderebilir ki? Adamın o kadar hissesi var şirkette. Oo yani Ömer, senin de hiçbir şeyden haberin yok be kardeşim. Nasıl ya? Ya Çağatay'ın zaten uzun süredir sıkıntısı vardı. Aynen. Doğan da bunu bildiği için sermaye arttırımına gidince... Çağatay da hop oyun dışı kaldı taşta. Bana bir şey söylemedi. Niye bana anlatmadı ki anlamıyorum. Utandıysa demek. Neyse ben bir arayayım bakayım konuşayım. Konuş konuş. Hacı içimden bir ses milyonuncu kez diyor ki yine çok büyük olaylar olacak. Yani Emir, hayatımı şöyle birine verip 5 dakika tutar mısın diyerek böyle topuklayıp kaçmak istiyorum yani. O derece bunaldım. Ne yapalım abicim? Bizim de kaderimiz buymuş yani, yol belli. Zaten zeki insanlar hep dertli olur, boşver. İyi. Bugün de kendimizi böyle avutalım, ne yapalım? Avutalım kardeşim. Müsait miydiniz? Gelsene Yıldız. Toplantıdan önce sizinle konuşmak istedim. Geleceğini tahmin etmiştim. Rahatsız oldu sanıyorum. Yani... aslında yani Çağatay bana o kadar çok haksızlık yaptı ki... hak ettiğini buldu gibi de hissettim. Ama... yani birazcık da üzüldüm ya. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki deli misin? Sana bu kadar kötülük yapmış adamın neyine üzülüyorsun? Haklısınız. Ama işte... konu sen olunca öyle bir şey demeyeceğim tabii ki. Biz seninle fazla vakit geçirmedik ama... sanıyorum ben seni çözdüm. Sen çok vicdanlı birisin. Başına ne gelirse gelsin içinde hep saf bir taraf kalmış. Ay sağ olun Doğan Bey. Yani saflıktan da değil de... Çağatay'ın ihanetini ilk öğrendiğim zaman onu sürekli öldürmeyi tasarlıyordum. Ama şimdi onu böyle bu halde görünce üzüldüm yani, ne yapayım, elimde değil. Bak, ben seni senden daha iyi tanımışım. Yani bir de şimdi para meselesini de ben hallettim, Çağatay halledememiş. Yani nasıl oldu bu iş? Halledememiş diye bir şey yok. Halletmek istemedi. Başına bunların geleceğini tahmin edemedi. Beni hafife aldı. Yani zaten sinir içindeydi. Giderken bir de bana bir bakış attı. Ay
Neyse ya, üzüldüm işte. Çünkü insanım ben, o değil. Yıldız, eğer üzülüyorsan onu geri çağırabilirim. Nasıl yani geri çağırabilirim? Herkesin ortasına gönderdiniz. Fikrimi değiştirmek benim en doğal hakkım. Ayrıca başkalarının düşüncelerini önemsemeyelim. Uzun zaman oldu. Vazgeçecekseniz niye böyle bir şey yaptınız? Sanırım ne dediğimi tam olarak anlatamadım. Ben bunu kendim için yaptım. Ama senin için vazgeçebilirim. Arzu. Ender. Bugün benim adıma birilerine çiçek göndermedin mi? No, hiç içimden gelmedi. Akıllandın demek ki. İyi, sevindim. Arzucuğum, bence sen benimle dalaşmak yerine işine dört elle sarıl. Bak, şirketin patronu bile odasına çıkamadı. Sıra sana da gelebilir diyorsun yani. Why not? Yani neden olmasın? Yani burada her an her şey olabilir. Özellikle bu holdingde. Sanırım dolaylı yoldan anlamayacaksın. O yüzden açık açık anlatacağım. Ender, benimle uğraşmak senin için çok büyük hata olur. Bak, hata güzelse yaparım. Tamamen benim keyfime bağlı. Sen de gözüme pek fena görünmüyorsun ha. Harus, babacığım. Hı hı. Dediğim gibi, eğer istemiyorsan ve bu seni çok üzüyorsa bir telefonuma bakar. Ay yok yok, tamam, gerek yok. Bak, benim yüzünden üzülmeni de istemem. Yok tamam. Önemli değil ya, neyse. Konuşuruz sonra. Bu arada kredi işini hallettiğine sevindim. Ya aslında olumsuz dönmüşlerdi bana. Sonradan olumlu diye aradılar. Yani mucize gibi bir şey oldu. Belki bir koruyucu meleğin vardır. Koruyucu meleğime sormak isterim o zaman. Yani başıma bu kadar şey gelirken acaba neredeydi kendisi? Tatildeydi herhalde. Her şeyin bir zamanı var. Bu arada neye ihtiyacın olursa hiç çekinmeden bana söyle. Ne olursa olsun. Tamam tamam, anladım onu. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi sen sıkıntın olduğundan niye bahsetmedin bana? Ne bileyim oğlum işte, düzeltirim sanırım. Tamam, biz bir şeylerden konuştuk, bahsetmiştik ama sen tekrar konuyu açmayınca ben de üstünde durmadım. Bizim bu boşanma olayları devreye girince işleri hepten boşladım. Ya ailemi kurtarırsam her şeyi düzeltirim diye düşündüm. Yanılmışım. Baksana Yıldız, bugün gözümün içine baka baka benim oradan gitmeme onay verdi. Abini nefretmiş bu ya. Yani hayır, anlamıyorum yani. Sen bir hata yaptın değil, ölmem mi gerekiyor? Sanki karısını ilk aldatan adam sensin. Tek aldatan da ben değilmişim. Baksana her şey bir kılıf bulmuş. Sevgilisiyle bir olup beni kendi şirketimden uzaklaştırdın. Öyle kumpas kurmak yok abi. Biz seninle abi kardeş gibiyiz. Seni kimseye yedirmem ben. Eksik olma Ömer. Sağ ol. Bak öyle havadan konuşmuyorum ha. Sana yapılanlar benim çok zoruma gitti. Ne yapacaksın Ömer? Benle bir olup Doğan'ı mı döveceksin? Hayır. Sana yardım edeceğim ben. Efendim abi. Burak, ne haber koçum? Abi beni boş ver. Siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz biz. Küllerimizden doğacağız evvelallah. Bak ben sana söyleyeceğim. Söyle abi. Gözünü dört açıyorsun, tamam mı? Bak, olağan dışı bir olay, dikkat çeken bir konuşma. Ne bileyim, alışılmışın dışında bir sakinlik, sessizlik. Ne olursa olsun bana haber uçuracaksın. Bir de içerideki çocuklara da söyle, herkes tarafını belli etsin. Doğancılar kim, Çağatay abimin yanındakiler kim, bilelim. Baş üstüne abi. Tamam. Hadi eyvallah, görüşmek üzere. Evet, bugün yaşanan tatsızlıkla ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Doğru, benim Çağatay'la ilgili kişisel bir meselem var. Ama şirketteki genel zararın sebebi onun burada uyguladığı yanlış yönetim sistemi.
Şirketteki payı da azalınca burada kalmasına gerek kalmadı. Ve bana gösterdiğiniz destek için de teşekkür ederim. Bundan sonra hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Mehmet, gel. Dağıt. Arzu ve ekibi yapılacaklarla ilgili bir çalışma hazırladı. Sizden ricam, yarına kadar bunu inceleyin ve yarın toplantıda fikirlerinizi bana söyleyin. Yapılacak yatırımlarla ilgili sanıyorum. Hı? Yatırımlar, elden çıkaracaklarımız, yeni yapılandırmalar bunlarla ilgili. Amacımız şirketi çok daha yukarılara çıkarmak. Yıldız, seni sormak istediğin bir şey var mı? Şimdilik yok. Ben bunu bir inceleyeyim. Sonra sorum olursa soracağım. O zaman tekrar teşekkür ederim. Yarın toplantıda görüşürüz. Okey. Yıldız bir anda işlere bu kadar hakim mi oldu? Ne oldu, onu dışarıda bırakmamı falan mı istiyorsun? Yok, hayır, öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama garip geldi. İncelediğini anlayabilir mi ki? Anlar Arzucuğum, anlar. Peki canım. O zaman akşam bir yemek yiyelim, bu yeni işleri konuşuruz. Ben geç saate kadar çalışacağım. Şirkette mi? Buradayım, evet. Saat 7'de online görüşmelerim var. Eve geç dönerim yani. Tamam, o zaman sonra. Ne değişik bir gün oluyor değil mi? Konuşacak çok şey birikti bu arada. Çok. Hadi gel odama bir kahve içelim. Ah, çok isterdim ama ben çıkmam lazım. Yıldız gelecek, Halit Can'ı getirecek. Aa, Yıldız çıkacak yani. Hı, birazdan çıkar herhalde. Tamam canım, yarın o zaman. Konuşuruz yarın. Konuşuruz. Ah Kumru, bana neler yaptıracaksın? Gülistan'cığım, bir bakar mısın? Tabii. Senden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Hello. Evet, ne oluyor bakalım Yıldız? Çıkıyorum şimdi ya. Feyza'nın oğluyla Halit Can'ı buluşturacağız da. Ne alaka? Atlas'la Halit Can kaynaşsın diye. Ne gerek var ki böyle bir şeye? Hayatım, Atlas'ın pek arkadaşı yokmuş. Zaten Halit Can'ımın da yok. Çocuklar oynasın, eğlensin diye düşündük. İşte bir şey yok. Zaten Aysel'le gidiyor. İyi, eğlensinler madem. Doğan'a da pek şaşırdım bugün. Niye? Ya seninle biraz fazla ilgiliymiş gibi geldi bana. Ay Ender ya, kıskançlık yapıp darlamayacaksın inşallah beni. Ay, hayır canım, niye kıskanayım ki? Ortada kıskanılacak bir durum yok ki. Yani yok değil mi? Ay yok tabii Ender ya. Yani Çağatay'la ilgili meselede yani ben de ne yapacağımı şaşırdım diye. Adam ilgi gösterdi, acaba dert mi ettim, ne oluyor diye. Sonuçta biliyorsun benim kaç tane derdim var. Aşka yer yok şu anda. Üstüme gelme ya. Buyurun gelin. Yıldız Hanım, insan kaynaklarına bir bakabilir misiniz? Kovuldun mu hemen? Estağfurullah. Sekreter alınacaktı onunla ilgili. Adı Aysel olsun yeter hayatım. Şaka tamam, geliyorum. Hadi o zaman. Ben gidiyorum, evde görüşürüz. Bye canım. Ay hiç şakadan anlamıyor bu şirket.
mesajım gelmesin istemiyorum. Haliye sorum, odacım nerede kaldı? Ben onu beklemek zorunda mıyım? Kumran, Ömer Bey geldi. Ömer. Ne haber? İyi, sen? İyi. Çağatay'ın yanına uğradım da seni de bir göreyim dedim. Olanları öğrendin tabii. Duydum tabii canım. Duyar duymaz da buraya geldim zaten. Ya geç otur, ayakta kaldın. Çok mu kötü? Kötüydü ama konuştum, iyi olacak. Merak etme. Başka şeyleri de konuşsaydın bari. Nasıl yani? Mesela onun için aslında kimin iyi olduğundan bahsedebilirdin. Kumru, gözünü seveyim, beni bulaştırma bu işlere. Ben arkadaşının iyiliğini düşündüğünü sanıyordum. İyiliğini düşünüyorum tabii. Adamın başına gelmeyen kalmadı ki. İşi, ailesi, her şeyi. Ay ben de bu lafa sinir oluyorum. Ailesi. Gördük ailesini. Kız babamı doldurdu, Çağatay şirketten kovuldu. Ben olsam böyle bir şeye asla izin vermezdim. Nasıl yani ya? Sen bu işin arkasında yıldız mı var diyorsun? Yok, ben varım. Ay ya, ne yıldızmış. Kimse anlamamış bu kızın ne kadar şeytan olduğunu. İyi de ben babanın senin yüzünden Çağatay'la uğraştığını düşünüyordum. Yanlış düşünmüşsün. Öyle olsaydı şirkette babamın yanında yıldız değil ben olurdum. Efendim Feyza. İyi misin? İyi işte, nasıl olayım? Ömer buradaydı. Dertleştik biraz. Tamam. Hemen sana iyi haberi veriyorum. Halitcan birazdan bende olacak. Gerçekten mi? Nasıl ayarladın? Sana ayarlayacağımı söylemiştim. Hadi bekliyorum hemen. Hemen geliyorum. Hoş geldin. Selam. Hadi gel. Atlas, bak kim geldi anneciğim. Merhaba yakışıklı. Sana baktı, inanamıyorum. Seni seviyor. Bakalım beğenecek mi? Atlas'cığım. Evet. Atlas. Birlikte açalım mı? Ha? Hadi aç anneciğim. Aa! Çok güzelmiş değil mi? Beğendin mi? Hı? Hoş geldiniz. Merhaba. Ay Sercim, sen bir saat dolaşıp hava alsan olur mu? Yıldız'ın beraber gideceksiniz dedi bana. Biliyorum. Öyle olması gerekiyordu ama benim oğlum biraz rahatsız ya. Az önce biraz huysuzlandı. Şimdi Halitcan'ı tanıyor ama seni çok tanımıyor. Gerilebilir. Tamam, geçmiş olsun, ben bilmiyordum. Ben Yıldız'ı hemen arayıp haber veriyorum. Sen hiç merak etme. Tamam, siz lütfen Yıldız Hanım'a haber verin. Tamam. Merak şöyle etme. Buyurun. Gel bakalım. Ay Halitcan. Gel bakalım tatlım. Tamamdır. Ben o zaman çantasını vereyim Halitcan'a. Tamamdır, çok sağ ol. Ben bir saat sonra geliyorum efendim. Tamam, görüşürüz Aysel ablası. Bakın burada kim var? Oğlum. Oğlum. Gel bakalım. Babacığım. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? İyi misin sen? Ha? İyi misin? Ha, ne var orada? Atlas abiyle oynayacağız mı? Ha? Gel bakalım, gel montunu da çıkartalım. Gel bakalım. Gel. Hoppa. Gel. Üstünü çıkartalım mı? Ha? Gel bakalım. Hadi bakalım, sonra Atlas abiyle güzel güzel oynayalım, tamam mı? Aferin sana. Oynasın Atlas abisiyle güzel güzel. Bakalım. Ne görüyoruz? Feyza, bu yaptığını asla unutmayacağım. Çok teşekkürler. Ne demek?
Baba. Ay ben anlamıyorum. Neden Halit Can Feyza'ya gidiyor? Anneciğim çocuklar kaynaşsın dedi işte. Ay burada kaynaşsalardı ne gerek var canım Allah Allah. Zaten çocuğu tek yollamıyorum. Aysel'le gidiyor. İyi tamam sen bilirsin. Sen beni dinle. Bombam var sana. Ne oluyor? Doğan Çağatay'ı şirkete aldırma. Ne diyorsun? Evet. Ay iyi bir görecektin. Çağatay benden bilmesin de bu aralar çok bilendi bize. Ay, bilenirse bilensin kızım. Allah Allah. Etme bulma dünyası. Görsün bir çapkınlık nelere mal oluyor. Bak kendisi patron şirketine giremiyor. Sen yönetimdesin. Aynen öyle. Kocama muhtaç olmayacağım diye girdim şirkette çalışıyorum. O bana muhtaç oldu. Yazık ama. Hali fenaydı yani. Yıldız sen buna üzülüyor musun? Ay yok ben ona üzülmüyorum. Olanlara üzüldüm. Kızım ben sana bir şey söyleyeyim yalnız. Senin ahını alan iflah olmuyor. Rahmetli Halit'e bak. Önce gece kondulara düştü. Sonra da merdivenlerden düştü. Allah rahmet eylesin. Çağatay patrondu. Şirketine giremiyor. Benim temiz kalpli kızım. Anneciğim alma mazlumun ahını çıkar. Aheste aheste demişler. Alsın bakalım Halitcan. At bakalım. Pamuk şeker mi yiyor? Ay, niçin? Aysel herhalde. Bu kadar mı diyen? Ben yine ayarlarım, sen merak etme. Oğluş, biz gene görüşeceğiz, tamam mı? Babam. Gel montumuzu giyelim şimdi. O kadar çok eğlendik ki. Yani bir saat yetmedi, tekrar bekliyorum ona göre. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi mont giyme, oynayalım. Hadi bakalım. Geçin kolunu, kapat benimle. Bu da çantası. Çağatay Bey mi burada? Hı hı. Evet, şey geçerken uğramıştı. Ben hemen Halit Can'ı alıp geliyorum. Evet, hadi bakalım. Uyku. Benim kuzum. Çıkar babası. Bay bay. Sağ ol Aysel'cim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nasıl Halitcan güzel vakit geçirdin mi? İyi günler efendim. Hoşça kal Aysel'cim. Bay bay. Hay Allah'ım. Eşem oldu. Ben bunu Yalnız Hanım'a nasıl söyleyeceğim? Söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Kim vardı orada? Baba. Eyvah eyvah. Babam bu gece geç saate kadar şirkette olacak. Okey. Yıldız Ender ve Feyza'ya bugün birer flash disk verildi. Çünkü yarınki toplantı için çalışmaları lazım. Çalışsınlar işlerine. Yıldız çalışamayacak çünkü çantasından flash diski alıp ofisteki masasının altına attı. Yani? Yani şu, sen benden yardım istedin, ben de sana yardım ettim. Yıldız flash diski bulamayınca şirkete dönecek, baban zaten orada olacak. Yakın zamanda dedikoduları çıkmış iki insanın gece geç saatte aynı yerde olmaları normal karşılanmaz. Ay sen operasyon mu düzenledin? Yerim ne tatlısın. Kumru emin ol hiç kolay olmadı. Ve son anda aklıma bu geldi. Eğer planladığım gibi giderse bu akşam ikisi de orada olacak. Süper. Süper mi? Kumru ben ortağımla hayat arkadaşımı başka biriyle birlikteymiş gibi göstermeye çalışıyorum. Sen bunun farkında mısın? Eski sevgilim diyecektim galiba. Neyse ne Kumru. Doğan'ın benim için anlamını tartışmayalım. Sen benden bir şey istedin. Ben de yaptım. Şimdi de al bu bilgiyi ne yapıyorsan yap diyorsun. Hayır böyle bir şey demiyorum. Ama benim yapabileceğimin maksimumu bu. Bunu söylemek istiyorum. Peki. Anlaşıldı. Bu kadar mı? Bir şey yapmayacak mısın? Ben bunca şeyi boşuna mı yaptım? Bunca riski boşuna mı aldım? Hayır almadın. Ama benim bir şey yapmama gerek yok ki. Çağatay benden önce önlem almış zaten. Şirketin güvenlik ekibinde Çağatay'ın adamları var. O yüzden bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Nasıl yani sen her şeyi ayarladın mı?
Güvenlikler Çağatay'a hemen haber uçurur. Yıldız gece şirkete gittiğinde Çağatay'ın haberi olur zaten. Ben de keyfime bakarım. Ay ne güzel ya, özlemişim bir arada olmayı böyle. Endo, biz hep bir aradayız zaten. Ama yani böyle aynı evde değiliz. Hatırlasana ne güzel günlerimiz oldu Yıldız. Hatırlıyorum ya, ben yeni doğum yapmıştım, senin evinde kalıyordum. Oy ne günler geçirdik. Ya evet. Beni görünce kan şekeri düşüyordu, açıp açıp Caner'e gofret istiyordu. O yüzden bugün burayı kutlamak için tatlı aldım. Ay sen tatlı yemezsin de yedirmezsin de hayret. Hayatım, bir kilo baklava almadım tabii ki. Kalorisiz, glutensiz, fit bir tatlı aldım. Vallahi bizim için pek fark etmiyor. Sen kendi adına iyi bir şey yapmışsın. Niye? Ben ilk 3 sezon fittim. Sonra sağlık biz annemle. Neyse, hepimize göre bir tatlı aldım. Şimdi onları getirmeye gidiyorum. Ender, biz yapsaydık. Kadın niye gidiyor? Kesinlikle kabul etmem. Madem siz beni evinizde ağırlıyorsunuz, her şeyi ben yapacağım bununla ilgili. Okey? Geliyorum hemen. Hadi kalk anne. Şu tatlıyı getirsin, yiyelim de sonra benim çalışmam lazım. Ne çalışacaksın? Aysel, çantamı getirsene. Doğan Bey toplantıya gelmeden önce mutlaka bakın dedi. Çok önemli. Getir hayatım. Ay yok galiba. Almamış mıyım yanıma? Aa. Ay yok vallahi. Evet, tatlılar hazır. Ender, Doğan'ın hepimize dağıttığı flash disk yanında mı? Yok, onu bugün ben şirkette çalıştım ve şirkette bıraktım. Niye? Hadi ya, ben benimkini ofiste unutmuşum da seninkini isteyecektim. Tüh, o zaman gideyim alayım ben. Aa, bu saatte. Ya ben sana anlatırım hayatım. Şimdi yarın falan alırsın, hiç gitmişim bu saatte. Yok olmaz öyle, adam resmen herkes bakıp gelsin dedi ya ilk günden. Dur neyse, ben gidiyorum, hemen bir saate geri gelirim. Alayım geleyim şunu, siz yiyin tatlıları. Aysel. Biz yiyelim bari Asuman'ın. Kesene bereket Ender. Tatlını da yedim ya. Ölsem de gam yemem. O kadar yorulmuş ki yatırdığım gibi uyudu. Çok tatlı maşallah. Seni de çok sevdi bu arada. Haliçcan'la bayağı iyi anlaştılar yalnız. Ona abilik etti. Ya etti değil mi? Yalnız ben Atlas'ı uzun zamandır ilk defa bu kadar iyi gördüm. Belki Halitcan'la arkadaşlık etmek ona iyi gelmiştir. Evet, olabilir. Ama tabii hayatında bir baba figürü olmadığı için senin de olman onu olumlu etkiliyor bence. Feyza, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geç oldu. Ben kalkayım artık. Biraz daha kalsan. Ben aslında bir süredir seninle yalnız kalıp bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, olur. Otursana. Seni dinliyorum. Çağatay, çok zor bir dönemden geçiyorsun. Biliyorum, her şey çok karışık. Çok farkındayım. Her zaman yanında olduğumu bil istiyorum. Biliyorum, bilmez miyim? Ben seni anlıyorum. Neyi neden yaptığını, neyi ne tepki vereceğini çok iyi biliyorum. Seni en iyi ben tanıyorum. Belki de yaşadığın bütün bu çalkantı sonunda doğru insanı bulman için. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Ben bir tuvalete gideyim. Tamam, ben buradayım.
Gel. Doğan Bey. Söyle. Efendim, belki bilmek istersiniz. Yıldız Hanım şirkete geldi. Şirkete mi geldi? Evet efendim, odasında. Bu saatte? Evet. Tamam. İyi çalışmalar efendim. Nerede bu ya? Yere düşmüş ya. İyi akşamlar efendim. Bir isteğiniz var mıydı? Yok, sağ ol. Peki efendim. Yıldız? Aa, Doğan Bey, ne işiniz var bu saatte burada? Mehmet şirkete geldiğini söyleyince merak ettim. Hayırdır? Bunu unutmuşum da. Onun için mi geldin? Evet, yani ilk günden hazırlıksız yakalanmak istemedim. Çalışayım dedim, bulamadım. Ne yalan söyleyeyim, şirkete geleceğim dediğinde böyle bir performans beklemiyordum. İnanmadınız yani bana. İnanmamak değil de Çağatay'a bir gövde gösterisi yapmak istediğini düşünmüştüm. Başta istedim ama onu bile yarım yamalak yapmak istemiyorum. Bu kadar kredinin altına girdim, buralara kadar geldim. Bari ben de bir şeyler bileyim. Bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Madem geldin, sana dosyalarla ilgili yardımcı olabilirim. Ha, ama birazcık saat geç oldu. Yani nasıl istersen, ben dosyalar üzerinde çalışıyordum çünkü. Anlamadığım bir şey olursa yardımcı olabilirim gerçekten. Evet tabii. O zaman şöyle yapalım. Bir yarım saat siz bana gösterin, sonra ben evde devam ederim. Anlaştık. Bu da böyle. Evet. Feyza, biz arkadaşız. Çağatay, benim sana olan hislerim geçmedi. Bunu görmüyor olamazsın. Bak, seni asla üzmek istemem, bunu çok iyi biliyorsun. Ama şu an öyle bir durumdayım ki... Çok iyi farkındayım. Hatta bunu en iyi ben biliyorum. Bırak yanında olayım. Her şeyin üstesinden birlikte gelelim, ne olur. Feyza bak, ne düşüneceğimi, sana ne söyleyeceğimi inan bilmiyorum. Şu anda tek düşündüğüm şey Halit Can ve işim. Yani yeni bir ilişkiye falan başlayamam ben, üzgünüm. Peki, anlıyorum. Bak, konunun seninle hiçbir alakası yok, tamam mı? Konu benimle ilgili. Hala Yıldız'a dönmeyi düşünmüyorsun, değil mi? Hayır, o konu bitti. Kumru mu o zaman? Niye anlamak istemiyorsun? Ne Kumru, ne Yıldız, ne bir başkası. Benim tek odaklanmam gereken yer oğlum ve işim. Oğlum. Feyza, eve sen de gördün. Daha çok küçük ve bana ihtiyacı var. Evet, doğru. Oğlun daha çok küçük Çağatay ve sana çok ihtiyacı var. Hı hı. Aylardır başkasının çocuğuna babalık yapmanı izliyorum ben. Ne diyorsun Feyza sen Allah aşkına? Yeter artık. Aç biraz gözlerini. Gerçeği gör artık. Feyza, gerçek ne? Atlas senin oğlun. Ne? Efendim Burak. Abi, gözüne çarpan bir şey olursa haber ver demiştin. Evet. Yıldız Hanım ve Doğan Bey burada. Ne? İkisi de Yıldız Hanım'ın odasına kapandılar. Bir süre bekledim ama çıkmadılar. Sana haber vereyim dedim. Tamam Burak, sağ ol. Sen yine bir şey görürsen haber ver, tamam mı? Tamam abi. Allah'ım ya Rabbi ya. Adamı katil eder bunlar. Sen biraz önce bana ne söylediğin farkında mısın? Gayet iyi farkındayım. Burunun ucunda kendi oğlun dururken bir başkasının çocuğunu sahiplenmene dayanamıyorum artık. Nasıl yani ya? Ne nasıl? Çağatay, bırak artık. Yıldız'ı, Kumru'yu bırak artık. Biraz artık bizi gör istiyorum. Sen kendini bu konuda haklı mı görüyorsun? Ha? Görüyorsun.
Böyle bir şey sen bana nasıl söylemezsin ya? Ha? Böyle bir şey sen bana nasıl söylemezsin? Söyleyecektim. Sana hamile olduğumu söylemeye geldiğim gün benden ayrıldın Çağatay. Oğlumu doğurmak istedim seninle ya da sensiz. Senin böyle bir şeye tek başına karar vermeye hakkın yok, anladın mı? Senin böyle bir şeye tek başına karar verme hakkın yok. Bak eğer Atlas benim oğlumsa bunu bana soracaktın. Eğer mi? Ha ben yalan söylüyor olabilirim yani, öyle mi? Feyza, ben sana sordum Atlas benim oğlum mu diye. Bunca zaman niye sustun sen o zaman? Asla söylemeyecektim Çağatay, asla söylemeyecektim. Ama boşanmaya karar verdin, kafam karıştı. Fikrimi değiştirdim. Yani belki bir aile olabiliriz diye düşündüm. Aile mi? Ya sen çıldırdın mı, kafayı mı yedin? Bana ne yaptığının farkında mısın sen? Sen bana ne yaptığının farkında mısın? Ben tek başıma yaşam mücadelesi verirken sen bir başkasının çocuğunu sevmekle meşguldün. Sen bana ne yaptığının farkında mısın? Bilmiyordum çünkü. Çünkü bana söylemedin Feyza. Ya sen bunu bana nasıl yaparsın ya? Ha? Ben sana inandım, güvendim. Sana çok büyük bir kazık atmışım gibi davranma bana. Attın Feyza. Bana hayatımdaki en büyük kazığı sen attın. Söylemesem miydim yani? Hamile olduğunu ilk öğrendiğinde söyleyecektim Feyza. Şimdi değil. Nereye? Feyza yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Çağatay dur biraz lütfen. Uzatma. Kalbini kırarım. Şu bölümde yeterince anlaşılır oldu mu? Evet evet. Güzel. Annem 10. mesajı atıyor. Ben ona bir saate gelirim demiştim de merak etti herhalde. Aa. Kalkayım ben. Daldık tabii biz. Ama anladın değil mi tam olarak? Çok iyi anladım. İyi ki sizle bakmışım. Evde de bakmaya devam edeceğim. Çok teşekkürler. Araban var mı? İstersen seni bırakabilirim. Var var, arabamla geldim. Tamam, nasıl istersen. İyi akşamlar. Yalnız gitmeden size bir şey söyleyeceğim. Bizim boşanmamız biraz çirkin bir hal almaya başladı. Çağatay bizim birlikte olduğumuzu düşünüyor. Evet, haberim var. Ha öyle mi? Yani bana savaş açmış durumda. O yüzden böyle şeyler uyduruyor. Her şeyini kaybetmiş biri çok tehlikeli olabilir Yıldız. Arada Halitcan olduğu için ben çok çirkinleşeceğini düşünmüyorum. Ama yine de kendi adımı temize çıkarmam lazım. Elbette, seni anlıyorum. Haklısın. Ben davamda haklıyım. Yapmadığım şeylerle beni itham ederek Çağatay'ın kendini temize çıkarmasını istemiyorum. Sen benden bir şey mi isteyeceksin? Evet. Yarın avukatlarla buluşmamız var. Oraya gelip bizim aramızda hiçbir şey olmadığını, yani gerçekleri orada da söyler misiniz? Olur, gelirim. Çok sevindim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abim, abi bir an önce kendini toparlaman lazım. Nasıl olacak o Seda'yı? Dün gece de bir oğlum olduğunu öğrendim. Vallahi abi aklım almıyor. Dilim tutuldu resmen. Gerçekten çok sıkıldım. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum ki. Ne yapacağımızı bilmiyorum, sağ olsun. Feyza da bombayı kucağımıza bıraktı. Düşünüyorum onun yanıma gelişini, Atlas'la beni tanıştırması aklıma geliyor. Kadın resmen oyun oynamış benimle. Yani abi üzülme, bir şekilde halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? Ben o kadar insan suratına nasıl bakacağım? O değil, Atlas'ın suratına nasıl bakacağım ben? Aksi gibi de boşanma davasının en kritik dönemindeyiz ya. Abi bugün avukat görüşmen var değil mi? Var var. Bugün bir de o var, evet. Abi iptal mi etsen, gitmesen mi? Nasıl gitmeyeyim oğlum? Haftaya duruşma var. Of! Abi bilmen gereken bir şey daha var. Yine ne var Seda'yı? Daha ne olabilir ya? Abi, Doğan Bey ile Yıldız Hanım dün gece geç saate kadar ofistelermiş. Ne? Yani Burak arayıp söyledi. Beni oradan uzaklaştırıp sahibi olduğum yerde aşk yaşıyorlar, öyle mi? Abi ben çalışıyorlar diye düşündüm ama yine de bilmen gerekiyor diye sana söyledim.
Ne diyeyim kardeşim? Çıkıyor muyuz abi? Çıkıyoruz Seda'ya. Bir üstün başını toplayayım. Önce Yıldız meselesini halledeceğim. Sonra da Feyza'dan babalık testi isteyeceğim. Gerçekten sıtkım sıyrıldı herkesten. Ayşe, nerede herkes? Efendim, Yıldız Hanım sabah erken çıktı. Asuman Hanım da Alican'ı parka götürdü. Okey, ben çıkıyorum canım. Ender Hanım. Ben size bir şey sormak istiyorum. Sor. Şimdi diyelim ki siz bir şey gördünüz ve bu gördüğünüz şey başka biriyle ilgili ama çok da hoş olmayan bir şey. Hiçbir şey anlamadım Aysel'cim. Örnek vereyim. Mesela ben Çağatay Bey'i gördüm diyelim. Yıldız Hanım'ın da bundan haberi yok. Kimle gördü? Yok efendim, görmedim. Hani mesela diyorum, öyle bir şey olsa Yıldız Hanım'a söylemeli miyim? Tabii, niye gizleyesin ki? Diyelim ki üzüleceği bir şey. Okey. O zaman durum değişir tabii. Diyelim ki böyle bir şey var ki yok anladığım kadarıyla. Var. Yani. Aysel'cim. Canım benim bak. Sen şimdi gel bakayım şöyle. Gel. Sen bana anlat ki Yıldız üzülmeden biz bunu halledelim. Otur. Neticede biliyorsun yani Yıldız bana güvenmese beni bu eve alır mıydı? Öyle değil mi? Anlat bakalım. Ne gördün? Ben dün Feyza Halit Can'ı bıraktığımda Çağatay Bey de oradaydı. Yalnız Yıldız Hanım bundan haberi yok. Feyza Hanım beni içeri almadı. Çağatay Bey'in de orada olduğunu söylemedi. Gizli bir buluşma diyorsun yani. Ben tanımadım efendim. Sonuçta Halit Can'ı Çağatay Bey'in görmesine Yıldız Hanım engel olmaz ki. Yani. Ama Halit Can oradayken Feyza Çağatay'a daha yakın olabilir. Ay efendim, ben bunu Yıldız Hanım'a söylememekle yanlış mı yaptım? Hayır Aysel'cim. Bana söylemekle çok doğru yaptım. Hadi sen şimdi benim çantamla paltomu getir. Sen merak etme, ben halledeceğim. Çağatay Bey aldatıldığı için... Aldattı diyecektiniz herhalde. Yıldız Hanım, müsaade edin, ben ilgileneyim. Ya sen utanmıyor musun bana iftira atmaya ya? Yıldız, benim muhatabım sen değilsin. Resmen davayı kaybedeceğinizi anladınız, bir hikaye uydurdunuz, beni suçlamaya kalkıyorsunuz. Benim kimseyle bir şey yaptığım yok, hiçbir şey olmadı diyorum sana. Dün gece sevgilinle buluştuğunda mı yalan? Şirkette herkes sizi konuşuyor. Doğan Bey'i ima ettiğini biliyorum. Çünkü işine o geliyor. Hastanede gördüğünden beri adama taktın, bir şey yok. Yıldız bak, bütün rezilliklerini ortaya döktürtme bana. Ne zaman, nerede, kimle, ne yaptığını çok iyi biliyorum. Oğlum için susuyorum sadece. Hepsinin delili bende var. Çağatay Bey, biraz daha sakin olursak. Benim hiçbir şey yaptığım yok, tamam mı? Senin bu sahte delillerine, tehditlerine kalmadım. Ben şahidimi bizzat buraya çağırdım. Lütfen arayın gelsin. Alabilirsiniz. Doğan Bey, kusura bakmayın, sizi de buraya kadar getirttim ama bu eski kocam olacak adam bana iftira atıyor da bizim yasak aşk yaşadığımızla ilgili. Lütfen durumu açıklar mısınız? Rica ederim elbette. Çağatay. Bu tanıklığı Yıldız'dan bir an evvel boşanman için yapıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü Yıldız'la ben evlenmek istiyorum.